alanının dışına çıkıyoruz yine daha farklı nedenlerden kaynaklanıyorsa bu yorgunluklar. Sizin önerileriniz ne olur Murat Bey ve bu detoks gibi son dönemde trend olan bahara girerken mevsim değişikliklerinde özellikle önerilen yeni formüllerle ilgili de ne düşünüyorsunuz? Evet, ben şimdi yorgunluktan şikayet eden hastalarımda önce işin bir ruhsal boyutu var mı diye bakıyorum. Demin kıymetli meslektaşımın söylediği gibi işte böyle ağlama duygusu, kendini değersiz hissetme falan gibi bir ruhsal bir sebep hissettiğimde bir psikiyatri konsültasyonu yapıyorum. Ama öyle bir şey yoksa, ön planda bir fiziksel yorgunluk varsa, onlara iki önemli tavsiyem oluyor. Bunlardan birisi, tabii bunu seyircilerimize de tavsiye edelim. Yorgunlukla beyin çok alakalı. Yani beynimiz ağırlık olarak vücudumuzun %2'sini yapıyor ama vücudumuza aldığımız oksijenin %15'ini, enerjinin %25'ini tüketiyor. Vücudumuza aldığımız tüm şekerin %40'ını beyin yakıyor. Yani gördüğünüz gibi beyin çok çalışan bir organ. Dolayısıyla böyle aklıyla çalışan insanlar, zaten fark ederseniz onlarda biraz yorgunluk daha çok oluyor. Yani muhasebe yapanlar, hesap yapanlar, işte bankacılar veya bir proje üretenler, mesela sizin işiniz gibi neyi nasıl yapayım vesaire gibi. Mesela bir yükünüzü sırtınıza bir yük alıp bir yerden bir yere götürürsünüz. Emin olun masa başında çalışan bir insan, özellikle bir şey üretiyorsa, bir şey yaratıcılık varsa yaptığı işin içinde, bu son derece yorucu bir iş olabilir. Yani pek çok erkek yorgun argın eve gelir mesela. Eşi der ki ya sen bütün gün masada oturdun ne yaptın tabii, der. Ama adamcağız yorgunluktan beyin işçiliği çok ağırdır. Demek ki bir beyni boşaltmak lazım. Bunun için de ne önereceğiz? İşine bir süre ertelemek veya bırakmak veya bir tatil almak değil mi? Hafta sonları falan o işini yapmayacağı bir tatiller kullanmak. İkinci bir önerim de tabii spor. Spor çok önemli. Yani bu konuda yurt dışında yapılmış çalışmalar var. Mesela Georgia Üniversitesi'nde şöyle bir çalışma yapmışlar. İnsanlara yorgunluktan şikayet eden insanların bir kısmına ikiye ayırmışlar. Bir gruba tamam madem siz yorgunsunuz gelin size güzel bir imkan sağlıyoruz. Burada dinlenin demişler. İşte televizyon var, güzel rahat kanepeler, koltuklar, yemek ikramları. Öbür grubu da spora yönlendirmişler ve sonunda sürenin sonunda bakılıyor ki dinlenmeyen, daha çok yorulan, spor yapan grupta yorgunluk şikayeti %65 azalıyor. O yüzden ben hastalarıma hep şöyle derim, yorgunluğun ilacı yorgunluktur. Yani yorgunum deyip yatmamak lazım. Mutlaka bir şekilde o motivasyonu yaratıp hareket. Daha çok hareket, daha çok spor yapmak lazım. Bir de güzel beğendiğim bir doğru söz vardı. Doğru bildiğimiz yanlışı da şu an çökerttiniz. Tabii yorgun insan yorgunum daha spora çok gidemeyeceğim. Fiziksel olarak daha çok yorulmalı yani. Duygular hareketleri takip eder diye sevdiğim bir söz vardır. Yani o en başta o hareketi yapacak duygumuz yoktur belki ama o hareketi yaptıktan sonra o iyilik duygusu arkasından gelir. Evet. Son olarak detoksu söyleyeyim. Detoksu ikiye ayırmak lazım. Yani bir grup detoksa, bildiğimiz gibi detoksa bitkisel beslenme işin esası budur. Meyve suları, sebze sularıyla bitkisel besin alırsınız. Hayvansal gıdayı kesersiniz. Bir süre. Bir süre. Ve vücudun bir arınma olduğunu düşünürüz yani bunda. Tabii bu sürede bitkisel besini aldığınız için de kolesterol düşer, şeker düşer. Aslında faydalı sonuçlar da alırız, almıyor değiliz. Ama bizim ülkede ve dünyanın bazı eyaletlerinde yapılan detoksların işine lavman katılıyor. Lavman son derece sakıncalıdır. Yani detoks sanki lavmanla olacak bir şeymiş gibi bazı kuruluşlarda yapılıyor. Bu vücuttaki bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin lavman dışarı atılmasına sebep oluyor ve vücudun bağışıklığını düşürüyor. Dolayısıyla zaten baktığımız zaman Amerika'da böyle çok iyi üniversitelerin detoks programlarında lavman göremezsiniz ama detoks vardır. Yani onlar da uyguluyorlar ama lavman asla olmaz. Dolayısıyla böyle bir bahar yorgunluğu için detoks yapalım mı derseniz yemeli ve içmeli, sebze ağırlıklı detoks tabii ki yapın ama
kesinlikle lağman yaptırmayın. Lağmansız bir detoks güzel olabilir, sağlıklı olabilir. Evet. Yani. Çok teşekkür ediyorum konuklarımıza. Süremizin sonundayız. Sağ olun. Sağ olunuz vakit ayırdığınız için. Yarın akşam aynı saatte yine buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.